sevgili rakibimiz Abdurrahman Bey her seferinde kahvaltı sofrasıyla videoya başladığı için ben de öyle yapayım dedim. Maalesef işte manzaramız böyle. Yemek yerken Emret komutanımı izliyoruz. Aslında son 1-2 günüm oldukça ilginç ve garip geçiyor. 2 gün önce ilk olarak Instagram hesabım 2 faktörlü doğrulamam olmasına rağmen çalındı. Geçtiğimiz gece de Twitter hesabım çalındı. Arka arkaya bu şekilde 2 faktörlü doğrulama olmasına rağmen hesaplarımın çalınması benim için oldukça stresli ve sıkıntılı bir zamana neden oldu sürece. Bunu biraz da Android kullanıyor olmama, biraz hakaret eder gibi oldu. Biraz da APK kullanıyor olmama bağladım. O yüzden bir Android'den uzun zamandır iPhone karşıtı olsam da Android'den biraz uzaklaşıp iPhone'a geçme zamanı geldi dedim. Bunu da çok ilginç, farklı bir yolla temin etmeyi başardım. Şu anda bambaşka bir telefondan merhaba. Kameraya nereye bakacağımı şaşırdığım için gözüm böyle fıldır fıldır olabilir. Sen alırsın. Sonra da tam da alırsın. Çekiyorum. He tamam o anladım. Otur yanıma. Artık sana göndermem daha kolay. Neden? Senin de telefonun iPhone olduğu için direkt şeyden AirDrop'tan videoyu sana atabilirim. He tamam o zaman kimsenin canını sıkmayalım. Neden buradayız efendim? MR sonuçlarını göstereceğiz o kadar. Hastane koridorlarında sizi fazla boğmayalım. Durum güncellemesi rica edelim. Ameliyat denildi efendim. Şimdi ameliyatı anesteziye uygun olup olmadığına dair belli bazı şeyler yapacağız. Onlar için de yarın geleceğiz bakalım. Yarın gelip onları olacağız. Doktordan onay alacağız. Sonra da bir ameliyat tarihi alacağız. Bel fıtığından en müsait zamanda artık ilerideki günlerde bir ameliyat olacağım. Bu kadar. Evet. Böyle. Aa. Ne yapıyorsun? Çay içiyoruz efendim. Aburcu bura içtiğinde. Kafaya böyle çözeceğiz. Bunu da geçeceğiz, atlatacağız mı? Geçecek inşallah. İnşallah. Arabam yok. Benim burada ne işim var? Ula! Yeni bir gün tahlillerimi yapmaya gidiyorum ve otobüsü kırpayı kaçırdım. Testlerimi yani kan almak, EKG ve röntgen testlerini hızlı bir şekilde tamamladım. Şimdi en azından kan sonuçları için galiba anestezi onayına öğleden sonrayı beklemem gerekiyor. Bir günde her şey hızlıca tamamlandı. Ben bu hastaneyi seviyorum ya. Yani Allah mecbur bırakmasın ama mecbur kaldığımda hızlı ilerliyor her şey. Evet abla peynirini söyle. Her şeyi tamamladım ve döndüm sonunda eve. Ameliyat günüm de belli oldu. Haftaya artık bir gün öncesinden haber verecekler. Haftaya herhangi bir gün içerisinde ameliyat olacağım. Biraz eğlenceli bir vlog kanalı olması gerekirken henüz daha 3. vlog paylaşımında işler biraz sarpa sardı. Yapacak bir şey yok. Hayat bu. Hayat devam ediyor. Bugün aslında internetten kitap alışverişi sıklıkla yapıyor olsam da her seferinde uğradığımda bir tane kitap almayı ihmal etmemeye gayret ettiğim bir kitap evi var Rize'de ve oradan Kemal Varol'un Aşıklar Bayramı'nın devamı olarak yazdığı Babamın Bağlaması kitabını aldım. Şöyle arka kapağını bir okuyayım. Beni bir ömür 8 köşeli şapkasının gözünde taşıyan babamı başımın üstünde taşımak için yeniden uzun ve karlı yollara düştüm. 25 yıl sonra bir gece yarısı kapısını çalıp ona 3 günlük bir yolculuk ve ömürlük sorular bırakan Heves Ali'yi
Aşıklar Bayramı'na yetiştiren Yusuf, arabasının bagajında babasının eski bavulu, ön koltuğunda 3 telli bağlaması ve port bagajında tabutuyla bu kez toprağına, evine, kendine doğru yol alıyor. Ula! Bir gaga vardı, kararsız mı kararsız? Kalk dedi bana, bak dedi, kalk durma öyle karşımda. Söyle, bir ben miyim amaçsız, merakla ilk günkü